Evet. Dünkü konuların devamı olarak endokrin sistemle ilgili bugün sizlere böbrek üstü bezinden veya glandula suprarenalis'ten bahsedeceğim. Glandula suprarenalis sağ ve sollu olarak iki tarafta da böbreklerin üst tarafında yer alıyor. Üçgen bir şekilde sahiptir ve dışarıda korteksle düzensiz sıkı bir bağ dokusu olan korteks, dışarıda korteks, içeride medulla var. Korteksin dışında da bir kapsül vardır. Bu kapsül düzensiz sıkı bağ dokusundan oluşmuştur. Şöyle dışarıdan organı kapsıyor. Çok büyük bir miktarı korteks oluyor organın. Genelde mesela %85-90 civarında. Geri kalan az bir miktarda medulla oluyor. Bunların görevleri farklıdır, kökenleri farklıdır. Birazdan histolojik ve embriyolojik farklarını göreceksiniz. Ağırlıkları yaklaşık 15-20 gram aralığındadır. Ondan sonra mesela canlı görüntüde alıp böyle taze bir dokusuna baktığınızda dışarıda kalan kısmı, dış tarafta sarı renkte bir korteks var, iç tarafta da gri renkte bir medullayı ayırt edebilirsiniz. Korteks ve medulla böyle iç içe gözüküyorlar. Yani böyle her ikisi de endokrin organdır. Bazen korteks böyle medulların içine böyle bir dallar gönderebiliyor. Böyle tam bir böyle şey değil. Medulla ayrı, korteks ayrı değildir. Bilhassa insanda. %80-90 korteks, %10-20 medulladır. Korteksin kökeni ara mezodermden gelişiyor. Korteks ara mezodermden gelişiyor. Medulla ise noral krista kökenlidir. Bunu unutmayacaksınız. Önemlidir burası. Arkadaşlar dıştan içe doğru baktığımızda bakın burası bir böbrek. Böbreğin üstünde bulunan üçgen şekilde böbrek üstü bezi. Böbrek üstü bezinin böyle bir kesitini alıp baktığınızda şöyle şu alanlar korteks, burası ise medulla. Korteks en dışta kapsülle sarılıdır. Bakın kapsülde büyük büyük kan damarları vardır. Düzensiz sıkı bir bağ dokusu vardır. Kapsülün hemen altında şöyle ince bir tabaka halinde gözüken hücreler burada kümeler oluşturarak böyle mesela kümeler oluşturup kapsülden gelen retiküler liflerle sarılarak böyle glomerül görünümde kümeler oluşturuyorlar. Ondan buraya zona glomeruloza adı veriyoruz. Bu zona glomerulozadaki hücreler mineralokortikoidler üretirler. Örneğin aldosteron. Birazdan detayını anlatacağım. Zona glomerulazanın hemen altında çok büyük bir alan kapsayan, genelde organın %70'i kadar kapsayan, uzun uzun böyle kordonlar şeklinde gözüken hücreler burada genellikle içleri açık renge boyanan veya hiç boya almayan steroid hormon üreten hücreler vardır burada. Kortiko, glukokortikoid denilen hücreler var. Buraya zona fasikulata diyoruz. Böyle uzun uzun fasiküller burada gözüküyor. Onun hemen altında zona reticularis var. Bu şekilde görüyoruz. Zona reticularis hem kortizol üretir, glukokortikoidler üretir. Onlara ek olarak bir de çok az bir miktarda seks hormonları üretir. Dehidroandestron dediğimiz çok az bir miktarda seks hormonları üretir. Burası zona retikularistir. Farklı diğer taraflarla nedir? Buradaki hücreler biraz daha koyu boyanırlar ve böyle sütunlar, kordonlar oluşturmuyorlar. Aralarında anastomozlaşarak gruplar halinde gözüküyorlar. Böyle bir ağ yapmışlar birbirleriyle anastomozları vardır. Zona glomeruloza, zona fasikulata ve zona retikularis hepsi kortekse dahil oluyor. Korteks üç parçadan oluşmuştur. Şöyle görüyorsunuz. Glomeruloza en dışta, ortada fasikulata, en içte de retikularis. Zona retikularis ise iç taraftan komşu olan taraf ise medulladır. Ne dedik? Kökenleri farklıydı. Medulladaki hücrelerin kökeni noral krista hücrelerinden köken alıyordu. Şu üst taraftaki hücreler ise ara mezodermden gelişiyorlardı. Ara mezodermi hatırlayın arkadaşlar. Ara mezodermden ürogenital sistem gelişiyordu. Biz embriyolojide oradan bahsetmiştik. Burada oradaki hücrelerden tabii ki ürogenital sisteme yakın olan böbreklerin hemen üstünde yer alan
Surrenal bezler de oradan gelişiyor. Medullası ise noral kristadan gelişiyor. Medulladaki hücreler sinir hücrelerinden türevlenmiştir. Yani nörolojik özellikleri vardır ve sinir sonlanmalarıyla uyarılırlar. Yukarıdaki hücreler kandan gelen hormonlarla uyarılırken medulladaki hücreler sinir sonlanmalarıyla uyarılırlar ve burada adrenalin ve noradrenalin üreten hücreler bulunuyor. Burası da medulla. Şimdi histolojik görüntüsüne bakarsak, bakın anatomik olarak üçgen şekilde gözüküyor. Kesit aldık. İçeride histolojik görüntüsüne bakıyoruz. Burası, bak buradan bir kesit almışız. Burası medulla tarafı, iç tarafı. Burası dış tarafı. Kapsülle sarılıdır. İnce bir tabaka olarak zona glomeruloza. Büyük bir tabaka olarak zona fasikulata ve zona reticularis. Arkadaşlar, zona fasikulata böyle açık renkte gözüküyor. Ama buraya bir dikkat edin. Bakın açık renk var. Sonra burada koyu renkli hücreler de zona fasikulata'ya dahil edilmiştir. Zona fasikulata'nın özelliklerinden birisi, 3'te 2 dış tarafa yakın olan tarafta böyle hücreler glukokortikoid üretirler. İçerlerinde kortizol ürettikleri için yağ damlacıkları bol miktarda bulunuyor. Ondan biz kesit alıp boyadığımızda o yağlar gidiyor ve böyle açık renkte gözüküyor. Bu 3'te 2 dış tarafı. 3'te 1 medullaya yakın olan tarafında ise veya 3'te 1 zona reticularis'e yakın olan tarafında ise hücreler yine koyu özellik gösteriyor. Burada daha az yağ damlacıkları var içerilerinde. Daha az aktif hücrelerdirler. Daha çok aktif olanlar 3'te 2 üst tarafta bulunuyorlar. Bu zona fasikulata'nın özelliklerinden. Zona reticularis'te de hücreler şöyle ince bir şekilde gözüküyor zona reticularis. Buradaki hücrelerin sitoplazmalarında lipofuksin pigmenti bulunuyor. Buradaki hücreler seks hormonları üretirler ve sitoplazmalarında, bakın burada biraz daha koyu renkler gözüküyor, böyle kırmızımsı renkler. Bunlar lipofuksin pigmenti içeriyorlar. En iç tarafta da adrenal medulla bulunuyor. Birazdan orada bahsedeceğiz. Sinan Hocam, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok, gayet güzel devam edelim. Evet. Evet, burada yine korteks medullanın farkını diyor. Korteksteki hücreler adenohipofizden salgılanan ACTH hormonu tarafından aslında indüklenirler. Tabii korteksteki hücreler nerede olduklarına göre, mesela zona glomerulosa'dakiler aldosteron salgılar. Ondan sonra zona fasikulata'dakiler veya zona reticularis'tekiler kortizol. Zona reticularis'tekiler dehidroepiandestron salgılarlar. Bu hormonlar elektrolit dengesi, protein karbonhidrat metabolizması üzerinde etkilerini gösterirler. Medulladaki hücreler preganglionik sempatik sinirler tarafından kontrol ediliyor. Artık burada hormonlar etkili değil. Burada sinirlerden salgılanan hormonlar, yani sinirsel bir uyarı burada etkilidir. Katekolaminler üretirler. Hocam, ben burada bir şey o katekolaminler de norepinefrin ve epinefrin. Şimdi arkadaşlar, hipotalamusu hatırlıyorsunuz. Ondan sonra oradan CRH salgılanıyordu. Ondan sonra bu hipofizden COMP'yi salgılatıyordu. Ondan sonra içinde bunun ACTH da vardı. Ondan sonra ACTH böbrek üstü bezinin korteksini uyarıyor. Ama burada unutmamamız gereken bir şey var. Hani klinikle ilişkili olarak renin anjiyotensin aldosteron sistemi var. Ondan sonra o zona glomeruloza da daha etkili. Yani ACTH de etkili ama zona glomeruloza için renin anjiyotensin aldosteron sistemi de etkili. İkisinin orada birlikte etki ettiğini unutmayalım. Hatta ben bir şey daha ekleyeyim buraya. Şimdi burada dedi ki ACTH'la bunlar etki ediyor. Bu tamam, bir hormonal uyarı oluyor. Ama burada humoral uyarı da var. Humoral uyarı neydi? İyon değişiklikleri de aslında aldosteronun salgılanmasında etkisi vardı. Bazen sodyum potasyum değişiklikleri burada etki ediyor. O zaman mesela bir soruyla karşılaşırsanız, adrenal veya surrenal bez hangi şekillerle veya
hangi türlü hormon salınımıyla etkilenir dersek, her üç türlü, hımeral, hormonal ve sinirsel salgılarla etkileniyor. Farklı alanları farklı şekilde etki alıyorlar. Şeyden bahsediyordum, medulladan. Burada norepinefrin ve epinefrinler salgılanıyor. Bu hormonlar da kan basıncını, kalp çalışmasını arttırırlar veya çok acil durumlarda yağ asitleri ve glikoliz metabolizmasını düzenlerler. Bu organ sürenal bez yaşam için mutlak gerekli bir organdır. Olmazsa olmaz bir organdır. Yine burada arkadaşlar demin söylediğim gibi aynı konular, kapsül, zona glomerulozada böyle glomeruller gibi gördüğünüz hücreler vardır. Hücrelerin etrafında retiküler lifler var. Uzunlamasına yerleşmiş zona fasikulata, birbirleriyle anastomoz yapan, bakın anastomoz derken böyle mesela uzun bir kordon geliyor, yandaki kordonla anastomoz yapıyor, birleşiyor. Yukarıda yine birleşiyor. Aralarında boşluklar var. Bunlar boşluk değil, bunlar kan damarları. Buralarda bayağı bir kan damarı vardır. Üretilen hormonlar o sinüzoidal kan damarlarına veriliyor ve oradan hormonların etkisi vücuda yayılıyor. İçte de ne var? Adrenal medulla var. Adrenal medullada da yine kümeler halinde norepinefrin ve epinefrin salgılayan hücreler gözüküyor. Adrenal medullada bunlara ek olarak sinüzoidal kapillerler, sinir sonlanmaları ve ganglionlar gözüküyor. Adrenal medullada bildiğiniz ganglion hücrelerinde görebilirsiniz. Bunları unutmayın. Embriyolojisine gelecek olursak, ben embriyolojisini görüntüler üzerinden anlatacağım. Arkadaşlar gelişimin ilk haftalarında böyle 5. 6. haftalarda buraya bakın. Burası karın arka duvarından alınmış bir kesit. Burası karın boşluğu. Burası da gelecekte bağırsaklar oluşturacak yapı. Bu mezenterdir. Splanktik mezenşim dediğimiz yapıdır. Burası da ara mezoderm. Gonadal ridge veya gonadal kabartı dediğimiz alandır. Buradan urogenital sistem gelişecektir. Bu kabartıda bulunan mezenşimal hücreler adrenal korteksi üretmek üzere veya oluşturmak üzere bu kabartıdan göç edip yukarı doğru gidiyorlar. Bu yukarı alanda burada gelecekte oluşacak kalıcı böbrekler de oluşuyor ve onların üst tarafında bunlar yer alıyor. Buradan göç eden mezenşimal hücreler ilkel veya fetal korteksi oluşturacaktır. Bakın medulla demedim, fetal korteksi oluşturacaktır. Yukarı doğru göç ediyorlar. Şöyle aortanın sağ ve sol tarafında iki tane adrenal korteks olarak yerleşiyorlar. Bu adrenal korteksin yanına merkezi sinir sistemi oluşturacak olan noral tüpün hemen yan tarafında bulunan noral krista hücreleri göç edip adrenal medullanın yakınlığına doğru, pardon, adrenal korteksin yakınlığına doğru geliyor. Buraya geldiklerinde bakın burası fetal korteks. Şu renkte gördüğünüz, şöyle hardal renginde gördüğünüz yapı ise medulla. Burası noral kristadan köken aldı. Burası mezenşimal kökenli. Burası fetal korteks ve medullayı oluşturacak noral krista hücreleri. Noral krista hücreleri 7. haftada arkadaşlar şu fetal korteksin içine doğru girmeye başlar. Bakın böyle giriyor. Bunlar girmeye başlarken fetal korteksin etrafında, bakın şu açık renk, açık mavi renkte gördüğünüz ikinci bir hücre göçü dalgası gerçekleşir. Fetal korteksin etrafını mezenşimal hücreler gelip sarıyorlar ve kalıcı korteksi oluşturmak üzere organize oluyorlar. Kalıcı korteks dışarıda, fetal korteks içeride, medulla fetal korteksin içine doğru penetre oluyor, girmeye çalışıyor. Medulla içeri doğru girerken dış tarafta kalıcı korteks hücreleri yine organize oluyorlar. Bunlar organize olurken şöyle biraz daha böyle mavimsi bir yapı oluşuyor. Bu mavimsi yapı gelecekte zona fasikulatayı oluşturacak. Zona fasikulatanın altındaki hücreler ise birazdan böyle farklanıp şöyle açık mavi renkte gördüğünüz doğumdan önce açık renkte zona fasikulata, onun dış tarafında ise zona glomerulosa hücreleri
oluşacak. Bu doğumdan öncedir. Doğumdan önce medulla oluştu. Noral kristadan göç edenler. Zona glomerulosa dışta oluştu. Onun hemen içinde zona fasciculata oluştu. Zona reticularis'ten ben bahsetmedim. Zona reticularis oluşmadan bebek doğar veya yeni doğan hayata ayak basar. Yeni doğan dünyaya geldikten sonra bir yıl içinde arkadaşlar eskiden fetal korteks diye adlandırdığımız yapı gitgide geriler. Bakın geriliyor. Fetal korteks burada büyüktü yeni doğanda. Gitgide geriler. Fetal korteks rezorba olur. Fetal korteksin sadece küçük bir kalıntısı geriye kalır. Bu küçük kalıntı da erişkinlerde zona reticularis oluşturur. Size sınavda çok sorarlar. Aşağıdaki yapılardan hangisi doğumdan sonra oluşur? Hangisi? Zona reticularis. Nereden köken aldı? Fetal korteksten. Peki kalıcı korteksten hangiler geldi? Zona glomerulosa, zona fasciculata. Medulla nereden geldi arkadaşlar? O da noral krista hücrelerinden geldi. Ve bu şekilde embriyonik olarak sürenal bez gelişmiş oldu. Evet. Şimdi burada yine histolojik organizasyonunu görüyorsunuz. Şöyle açık renkli gördüğünüz, büyük alan gördüğünüzde burası nedir? Burası zona fasciculatadır. Üst tarafı glomerulosa, alt tarafı reticularis, en içte de medulla bulunuyor. Böyle yan tarafta biraz daha büyük büyütmelerini görüyorsunuz. Bakın kapsül, glomerularis böyle kümeler oluşturmuştur. Hücrelerini görüyorsunuz. Sitoplazmalarında zona fasciculataya nazaran daha az yağ damlacıkları bulunuyor. Arkadaşlar, steroid hormon veya böyle yağ yapısında hormon üreten hücrelerin özellikleri neler olabilir? Genel özellikleri. İçerilerinde yağ damlacıkları olacaktır. Düz yüzlü endoplazma retikulumları olacaktır. Serbest ribozomları çok fazla olacaktır. Ve mitokondriyonları enerjiye çok fazla ihtiyacı olduğu için tübüler gözükecektir. Bu genel bir özellikleridir. Bu özellikler zona fasciculata'da daha çok göze çarpıyor. Çünkü daha çok böyle steroid hormon üretme aktivitesi vardır. Yukarıda glomerulosa görüyorsunuz böyle. Ondan sonra ortada, orta tarafta zona fasciculata'yı görüyorsunuz. Zona fasciculata'daki hücreler içerilerinde o kadar yağ damlacıkları içeriyor ki bunu biz boyadığımızda böyle açık renkli bir alan oluyor. Bunlara süngeremsi hücre veya spongiyoz hücresi adı veriyoruz. Veya spongiyosit hücreleri adı da bunlara veriliyor. Neden? Görünüşlerinden dolayı. Böyle süngere benziyorlar yağ damlacıkları içerdikleri için. Ondan sonra zona reticularis'te yine yağ damlacıkları azdır. Ama zona reticularis'teki hücrelerin özelliği içerilerinde bakın şöyle koyu renkle burada gözüküyor. Lipofuksin pigment içermektir. Aralarında bu boşluklar arkadaşlar kapillerlerdir. Hem zona spongiosa tarafında veya fasciculata'da hem zona reticularis'te şu kapillerleri görüyorsunuz. Hem de medulla'da kapillerleri çok yüksek bir şekilde görüyorsunuz. Medulla'da venöz sinüzoidler bulunuyor. Katekol amin üreten hücreler bulunuyor. Hocam ben burada bir şey ekleyebilir miyim? İzninizle? Buyurun hocam lütfen. Şimdi arkadaşlar bu üç tane korteksteki üç tane bölgeyi söyledik ama bunlar birbirlerinden böyle işte bu cetvelle ayrılmış gibi durmuyorlar. Bunlar birbirlerine girinti yapıyorlar. Yani evet, bakın burada da var. Baktığınız zaman böyle dümdüz değiller, girintili çıkıntılar. O da aklınızda kalsın. Evet, bakın arkadaşlar burada mesela bu girinti çıkıntılar bellidir zaten. Hatta insanda zona reticularis medulla içine bayağı bir girinti çıkıntı yapıyor. Venöz sinüzoidler medullada bulunuyordu. Burada medulladaki hücrelerin bir özelliği vardır. Bu hücrelerde bazı boyamalar etkisinde veya direkt havayla temas ettikleri zaman kromafin reaksiyonu dediğimiz bir reaksiyon gösteriyor. Ve hücreler böyle içerilerinde kahverengi bir pigment içerdikleri ortaya çıkıyor. Yani böyle bir kahverengi özellik gösteriyorlar. Bunlara da
kromafin hücreleri ve kromafin reaksiyonu adı veriliyor. O zaman kromafin hücreleri nedir? Adrenal medullada bulunan katekol amin salgılayan veya norepinefrin ve epinefrin salgılayan hücrelere kromafin hücreleri adı da veriyoruz. Evet, burada yine aynı şekilde sınırları belli olmayan ama böyle göreceli olarak birbirlerinden ayrılmış farklı kısımları görüyoruz. Arkadaşlar, demin yine anlattım. Kortekste zona glomeruloza, fascicularis, reticularis vardır. Bunların oranları glomeruloza %15, fasciculata %70-80 civarında, reticularis ise %10 kadar veya %7 kadar bir hacim kendilerine ayırıyor. Bakın, bura gerçek histolojik kesitleri. Dışarıda burası adventisi yağ dokusudur veya yağ dokusudur. Bir kapsül vardır. Çünku biliyorsunuz adrenal bez böyle bir bayağı bir yağ dokusu içinde gömülü olarak gözüküyor. O da dışarıda bu şekilde yağ dokusu olarak çıkıyor karşımıza. En dış tarafta kapsülü var. Korteksi, medullası. Bakın, böyle düzensiz bir sınır gözüküyor içinde. Burada kapsül, zona glomeruloza, böyle açık renkli alana geldik mi hemen zona fasciculata diyeceğiz ve burası da zona reticularis. Evet, zona glomeruloza'da neler vardır? Zona glomeruloza'da hücreler bir kere heterokromatik çekirdek içerirler. Bakın, burası glomeruloza böyle çevrili halde gözüküyor. Şu maviyle gözüken yapı bağ dokusu lifleridirler. Şöyle koyu hücreler içeriyor. İçlerinde bol miktarda granülsüz endoplazmik retikulum var. Şaşırdık mı? Hayır. Çünkü steroid hormon özelliğinde hormonlar ürettikleri için tabii ki bol miktarda granülsüz endoplazma retikulumu göreceğiz. Granüllü endoplazma retikulumları az miktarda bulunuyor. Ribozomlar serbest değil de daha çok poliribozom halinde gözüküyorlar. Neden böyle? Hücre içine hep böyle protein üretecekler. Golgi aparatı gözüküyor. Mitokondriyonlar çubuk tarzında veya tübüler şekilde gözüküyor. Lipid damlacıkları diğer hücrelere göre biraz daha azdır. Zona fasciculata'da ama lipid damlacıkları çok fazla. Bakın, hücre çekirdeklerini görüyorsunuz. Etrafı bomboş. Böyle hücre sınırları bellidir. Bunları spongiyosit hücreler diyoruz. 3'te 2 3 kısmı, üst kısmı gerçek bir spongiyositler içeriyor. Reticularis'e yakın 3'te 1 alt kısmı ise lipitten daha fakir olarak gözüküyor. 3'te 2 üst, 3'te 1 alt kısmını bilmeniz gerekiyor. Hücrenin hacminin %40-45'ini granülsüz endoplazma retikulumu kapsıyor. Diğer kalan tarafları da mitokondriyonlar, granüllü endoplazma retikulumu az bir miktarda, Golgi aparatı oluyor. Ve buradaki mitokondriyonlarda diğerlerine göre, zona glomerularis'e göre daha kısa olan mitokondriyonlardır. Hücrenin hacminin %25-30'unu oluşturuyor. Ama burada önemli olan şey bu. Bol miktarda düz yüzlü endoplazma retikulumları vardır. Bol miktarda yağ damlacıkları içeriyorlar ve bu şekilde süngeremsi bir yapıda gözüküyorlar. Evet, bu da elektron mikroskop görüntüleri. Bakın, burası hücreler. Bir steroid hormon üreten hücre içerisinde yağ damlacıkları çok bol bir miktarda gözüküyor. Çekirdekleri ökromatiktir. Deminkiler glomerulozada daha heterokromatikti. Burada daha ökromatik gözüküyor. Ve diğer organeller de küçük küçük içlerinde gözüküyor. Bunlar da arkadaşlar mitokondriyonlar. Tübüler şekildeki mitokondriyonlar. Normal böyle oval değil, tübüler şekilde mitokondriyonlar içeriyorlar. Buyurun hocam. Şu büyük büyük büyütmede yağ damlacıklarının hem sayısı hem iriliği hem de dediğin gibi mitokondriyonların ne kadar geniş olduğunu arkadaşlar izlesinler. Bir de tabii evet, şey de var. Hücrenin çekirdeğine baktığınızda, değil mi? Çok aktif bir çekirdek olduğu anlaşılıyor. Evet, evet. Yani demin mesela buraya bakın arkadaşlar. Bir daha bir geri dönüyorum. Bakın, buradaki zona glomerulosa'daki hücreler, bakın, çekirdekleri koyuydu. Daha az aktifler. Ama bunların çekirdekleri bayağı bir açık renkli. Demek ki bayağı bir aktif alandır ve çok işlev görüyorlar.
Zona retikularis'e geliyoruz arkadaşlar. Zona retikularis'te işte özelliği olan bu yukarıdan gelen sütunlar birbirleriyle anastomoz yapıyorlar. Birbirleriyle bağlantı kuruyorlar. Burada piknotik çekirdek bazen gözüküyor veya düzensiz şekilli hücreler bulunuyor burada. Lipid damlacıkları azdır. İçerilerinde lipofuksin pigmenti içeriyorlar. Zona retikularis'teki hücreler elektron mikrografla baktığımızda diğer hücrelere nazaran, mesela fasikulataya nazaran daha az gelişmiş endoplazmik retikulumları vardır. Küçük Golgi aparatları var. Çünkü daha az aktifler. Mesela buradaki hücrelerin görevi daha çok seks hormonu üretmek. Ama bu ürettikleri seks hormonları normal bir insanda, normal bir vücutta çok fazla etkileri yoktur. Ne zaman bunlar önem kazanıyor? Burada bir fazladan çalışma veya burada bir hiperplazi söz konusu olduğunda burası önem kazanıyor. Patolojik kısımlarını birazdan göreceksiniz. Bakın buradaki hücrelere bakın, çekirdekleri diğerlerine nazaran daha fazla heterokromatik içeriyor. İçerilerinde lizozomlar vardır, bayağı bir büyük şekilde gözüküyor. Mitokondriyonlar artık diğerleri gibi böyle tübüler büyük mitokondriyonlar değildir. Tamam, tübüler değil de ama küçük küçük gözüküyorlar. Sayıları daha azdır. İçerilerinde lipofuksin pigmenti de içeriyorlar. Yanlarında bakın burada bir kapilleri gösteriyor. Pencereli endotelial hücrelerle sarı böyle epiteli pencereli olan kan damarlarıyla irtibattalar ve oradan salınımlarını kan damarlarına veriyorlar. Yine burada aynı şekilde demin burayı konuştuk. Zona fasciculata ve reticularis görüyorsunuz. Evet, korteksin histofizyolojisi. Steroid hormonların yapımıdır. Burada kortekste steroid hormonlar yapılıyor. Ondan sonra steroid salgı yapan hücrelerin genel özelliklerine sahipler. Genel özellikleri de biraz önce konuştuk. Düz yüzde endoplazma retikulumu, yağ damlacığı içerisinde içermek, mitokondriyonları tübüler bir şekilde oluyor. Mitokondriyonlar için kristallara sahip mitokondriyonlar adı da veriliyor. Arkadaşlar, adrenal bezin damarlanması veya kanlanması. Adrenal beze kan damarları, arteriler, kapsülden giriş yapıyor. Kapsülden kan damarları iki şekilde giriyor. Birisi kortikal arteriyoller oluyor. Kortikal arteriyoller kortekste, zona glomerulosa'da böyle dallanıyorlar. Kortekste kapillerleri oluşturup daha sonra venoz dolaşıma katılıp gidiyorlar. Sadece kortekste bulunuyorlar. Bazı arteriyoller ise korteksi teyit geçip herhangi bir dal vermeden direkt medullaya gidiyorlar. Medullada kapiller ağı oluşturup ve buradaki venoz sistemle dolaşıma katılıyorlar. Bu şekilde korteks ve medullanın işleyişi birbirlerine karışmıyor. Yani mesela kortekste üretilen hormonlar medullaya uğramadan gidiyorlar. Medullada üretilen hormonlar da kortekse karışmadan direkt gidip kendi etkilerini yaratıyorlar. Mineralokortikokoid dediğimiz ürünler veya hormonlar adrenal korteksin glomerularis tabakasında üretiliyorlar. Buradaki önemli olan mineralokortikokoid aldosterondur. Aldosteron ne zaman işlev görür veya nasıl bir yapıya sahiptir? Aldosteron bir kere depolanmaz. Gerektiğinde kana üretilip kana salınır, gerekmediğinde de üretilmez. Yani herhangi bir deposu yoktur. Aldosteronun etkisi renin anjiyotansin aldosteron mekanizmasıyla anlatılıyor. Şimdi ben size renin anjiyotansin aldosteron mekanizmasını anlatacağım. Ama burada görüntü üzerinde. Nasıl bir burada işleyiş vardır? Arkadaşlar, diyelim ki normal hemostaz vardır. Vücudumuzda herhangi bir sıkıntı yoktur. O zaman bu işleyişe de gerek yoktur. Ama diyelim ki hemostaz bozuldu. Kan basıncı düştü ve kan hacmi de düştü. Kan basıncı düşünce böbreklerin glomerüllerinde bulunan aferent arterlere komşu, aferent arterlerin tabii ki o tunika medyasındaki farklılaşmış kaslar, juxtaglomerüler hücreler kan basıncı düşüncünü fark ediyor. Juxtaglomerüler hücreler renin salgılanmaya başlıyor.
Juxtaglomerular hücrelerden renin salgılandığı zaman renin gidip kan dolaşımındaki ve karaciğerlerden üretilen anjiyotensinojeni anjiyotensin 1'e çeviriyor. Anjiyotensin 1 yine kan dolaşımında akciğerlerden üretilip ve anjiyotensin çevirici veya converter enzim olarak adlandırılan ACE enzimiyle anjiyotensin 2'ye çevriliyor. Bu olay nerede oluyor? Yine kan dolaşımında oluyor. Anjiyotensin 2 gelip aldosteron salınımını arttırıyor. Aldosteron nereden salınıyordu? Sürenal kortekse glukokortikoid üreten zona glomerularisten salınıyordu. Aldosteron salındığı zaman aldosteron gidip böbrek üstü bezinin korteksine etki ediyor. Böbrekte distal tübüller üzerine etki ediyor ve buradan sodyum ve klorun geri emilimini sağlıyor. Sodyum ve klorun geri emilimi sıvı hacmini arttırıyor ve kan basıncını arttırıyor. Bu olaya renin anjiyotensin aldosteron etkisi diyoruz. Yani renin arttı, kan basıncı düştü, renin arttı, renin geldi, anjiyotensinojeni anjiyotensin 1'e çevirdi. Sonra ACE geldi, anjiyotensin 2'ye çevirdi. Anjiyotensin 2 aldosteron salınımını arttırdı. Aldosteron salınımı da böbrekte distal tübüllerin üzerine etki ederek sodyum klorun geri emilimini arttırıp sıvı emilimini arttırıp kan basıncını arttırıyor ve homostazı sağlıyor. Hocam burada bir şey ben ekleyebilir miyim? Buyurun hocam. Anjiyotensin 2 bütün bu olay arkadaşlar işte böbrekte oluyor ama anjiyotensin 2 akciğerden salınıyor. O da bir not olarak aklınızda kalsın. Evet, o orada gelen aslında enzim bunu çeviriyor. Yani ACE dediğimiz şey akciğerlerde bulunuyor ve o kan dolaşımı oraya gittiğinde anjiyotensin 1'i anjiyotensin 2'ye çeviriyor. Arkadaşlar anjiyotensin 2'nin aldosteronu etkilemesinin yanı sıra başka görevleri de vardır. Bunlardan birisi ADH salınımını arttırıyor. Antidiyotik hormon, dün gördüğünüz antidiyotik hormonu, antidiyotik hormon salınımını arttırdığı zaman yine sıvı geri emilimini arttırıyor. Buna ek olarak su alımını arttırıyor. Yani su alma ihtiyacını, su alma duyusunu arttırıyor ve siz su alıyorsunuz ve bu şekilde kan basıncı artıyor. Bir de anjiyotensin 2 kan damarları üzerinde vazokonstriksiyon etkisi vardır ve bu şekilde de kan basıncını arttırıyor. Sürenal korteksten gelen aldosteronun etkisi ise arkadaşlar aldosteronun sekresiyonunu 4 şey etkileyebilir. Birincisi zaten renin anjiyotensin mekanizmasıdır. Gelip anjiyotensin 2 ile aldosteron salınımını arttırıyor. İkincisi ise sodyum, potasyum, plazma konsantrasyonu plazma zona glomerulozadaki hücreleri doğrudan etkileyebiliyor. Sodyum, potasyum konsantrasyonu düştüğü zaman aldosteron salınımı artar ve konsantrasyon artar. İkincisi ise başka bir şey de stres anında. Stres anında ACTH artar. ACTH çok az bir miktarda olsa bile, yine aldosteron salınımını arttırabiliyor. Peki aldosteron salınımını bunlar arttırıyor. Ne durduruyor? Atrial natriütik peptit. Atrial natriütik peptit nereden geliyordu? Hatırlayın. Kalpte, sağ atriyumda, orada endokrin özellikli kalp hücreleri vardı eğer hatırlarsanız. Onlar atrial natriütik faktör üretiyordu veya peptit üretiyordu. Bunlar gelip aldosteron üretimini inhibe ederek kan basıncını düşürüyordu. Evet, devam ediyoruz. Evet, glukokortikoidlere geldik. Aldosteronla işimiz bitti. Glukokortikoidlerde burada aslında görevleri kortizol üretmektir.
Peki glukokortikoidler veya kortizolun üretimini ne sağlıyor? ACTH hormonu. ACTH hormonu nereden geldi? Hipofizden geldi. Hipofizden gelen bu ACTH hormonunu salınımını ne arttırıyor? Orada da CRH hormonu, hipofizden gelen CRH bunu arttırıyor. Eğer çok uzun süre ACTH verilirse veya ACTH hep yüksek miktarda kalırsa zona fasikulata da hipertrofi ortaya çıkar. Kortizol, karbonhidrat, protein ve yağ metabolizmasını düzenler, protein sentezini azaltmak suretiyle dolaşımdaki amino asit düzeyini de yüksek miktarda tutar. Glukokortikoid. Hocam ben burada bir şey ben ekleyebilir miyim? Şimdi arkadaşlar klinikte glukokortizoidler özellikle kortizon otoimmün hastalıklarda ve bazı anti-inflamatuar özellikleri sebebiyle çok çok fazla olarak kullanılıyor. Ondan bunu ikinci sınıftayken çok iyi öğrenmemiz lazım. Şimdi işte birazdan etkileri de anlatılacak tabii. Ondan sonra ve hastalara bunu verirken özellikle dikkat etmek lazım. Birazdan etkileri anlatılırken hani o kısma da gireceğiz ama anti-inflamatuar etkisinin tıpta kullanımının çok önemli olduğunun altını şimdiden çizelim. Evet. Teşekkürler hocam. Bir de ki burada mesela periferdeki organlarda da protein ve lipid yıkımını hızlandırıyor. Glukokortikoidler veya kortizol strese karşı vücudu korur yani bir stres ortamı olunca kortizol gelip artar ve stresten korur vücudu. Nasıl korur? Kan şeker seviyesini belirli bir düzeyde tutar veya bir miktar arttırır. Bir de kan hacmini koruyor ve dokulara su geçmesini engeller. Neden? Kan basıncının düşmesini kontrol etmesi için yani kan hacmini yüksek tutuyor. Kortizol glukoneogenezi arttırır ve kan şekeri, yağ asidi, amino asitleri de arttırabilir. Glukokortikoidlerin fazla miktarı kıkırdak ve kemik yapımını baskılar. Yani kıkırdak kemik yapımını durdurur, inflamasyonu engeller ve bir de immün sistemi baskılar. Yani fazla olduğu zaman görüyorsunuz ki vücudumuza bayağı bir zarar verir. Buna ek olarak hamilelik dönemlerinde de bilhassa ilk 3 ayda kortizollar gelip östrojen ve progesteronla bunlar yarışırlar. Bunların reseptörleri aynı olduğu için eğer mesela o dönemlerde kortizol miktarı çok fazla olursa östrojen ve progesteronun gidip reseptörlerine bağlanmasını engeller ve düşüğe neden olur. Ondan kortizolun verilmesi İlk 3 ayda tehlikelidir ve düşüklere neden olabilir. Arkadaşlar seks steroidleri dediğim gibi zona retikuler... Hocam bir önceki slayta gelmeniz mümkün mü? Tabii hocam. Şimdi arkadaşlar steroid alımı ile ilgili hemen burada bilgi verelim. Bunlardan bir tanesi hastanıza kortizon veriyorsanız şunları da unutmayacağız. Bunlardan bir tanesi osteoporoz yapması. Kemik yapımını engelliyor. Osteoporoz yapar. Ondan eğer özellikle belli bir yaşın üstünde bayan bir hastaysa ona özellikle dikkat edeceğiz. Ondan sonra ikincisi ise mide yani asit miktarını arttırır. Burada tabii çok fazla ayrıntılı anlatmadık. Ondan sonra mide koruyucu vermek de gerekir. Şimdi üçüncüsü de gene klinikle ilişkili. Ondan sonra burada yok bu. Ama hani size ek bilgi olsun. Steroid vermiş olduğunuz hasta da eğer steroid kanda artınca bu ne yapacak? Feedback mekanizmayla CRH'in salınımını engelleyecek. CRH'in salınımını engelleyince o zaman otomatikman ASTH engellenecek. Onun ASTH salınmayınca da böbrek üstü bezinin fonksiyonu çok ciddi olarak baskılanacak. Yani eğer hasta kortizon alıyorsa ondan sonra mesela hangi durumda alabilir? Yani sizin açınızdan önemli olan mesela bir arı sokmuştur. İşte birdenbire anjiyo ödeme girer hasta. İşte nefes alamaz.
siz önce antihistaminik yaparsınız, etki eder. Eğer etki etmezse son koz kortizon yaparsınız. Fakat sizin yapmış olduğunuz kortizonun böbrek üstü bezini baskılayıcı etkisi olduğunu unutmayın. Ondan hastayı taburcu ettiğinizde hastaya ek olarak kortizonu azaltarak bırakması gerektiğini hatırlatmanız gerekir. Yani mesela diyelim ki 40 miligram kortizon verdiyseniz hastaya, bunu ondan sonra 2 günde bir azaltarak 20, 10, 5, 2,5 gibi böyle işte azaltarak bir hafta içinde bıraktırmanız lazım. Hastayı eğer o şekilde gönderirseniz o zaman hipofizdeki o ACTH'ın salınması bloke edilmiş olduğu için hasta açısından hayati bir sıkıntı olabilir. Buna lütfen dikkat edelim. Tamam hocam. Benim anlatacağım bitti. Evet. Hocam bir şey söyleyeyim mi? Buyurun. Lokal olarak sürülen kortizonlu kremler de aynı etkiyi yapar mı? Kemik yapımında. Çünkü burada miktar önemli. İşte vücudun üretmiş olduğu bir kortizon var. Siz onun üstünde bir kortizonu genel dolaşıma verirseniz o zaman baskılanır. Fakat sizin ele sürmüş olduğunuz işte steroidin hiçbir etkisi yok. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim. Evet, devam ediyoruz. İşte burada da seks steroidleri dediğimiz dehidroepiandrosteron vardır. Dediğim gibi insanda çok az fizyolojik etkisi vardır. Patolojik durumlarda tabii ki durum değişiyor. Şimdi burada konjenital adrenal hiperplazi veya enzim sistemindeki bir defekt sonucu fazla salınan seks steroidleri arkadaşlar, eğer bir miktardan fazla salınma varsa kadınlarda virilis ve erkeklerde mesela dış genital organlarının gelişim bozukluklarına neden olabiliyor. Çünkü mesela erkeklerde kadın hormonlarının arttığı, kadınlarda ise erkek hormonlarının arttığını görüyoruz ve böyle davranışlar değişebiliyor. Hocam şimdi burada şey var. İşte konjenital olan zaten belli. İşte bebeklik döneminde bu işin olması. Yani korteksin çok aktif olarak çalışması. Orada da bahsetmiş olduğunuz gibi çok çok fazla işte steroid ve seks hormonu olması dış genital organlarda problem oluşturuyor. Şimdi ikinci hastalığın adı Addison hastalığı. Bu da böbrek üstü bezinin az çalışması. Böbrek üstü bezi niye arkadaşlar az çalışsın? Eğer tüberküloz gibi işte böbrek üstü bezini harap eden bir olay olursa o zaman işte böbrek üstü bezi aktif olarak çalışmaz. O zaman peki ne olur? Ondan sonra bu üç tane bölümün yani zona glomeruloza, zona fasikularta ve zona reticularis'in çalışmamasına bağlı olarak bir klinik tablo çıkar. Ve asıl önemli olan işte kortizonun az yapılması sebebiyle ondan sonra bu defa hipofizdeki ACTH çok fazla salınır. Çünkü kandaki kortizon miktarı azdır. Niye azdır? Çünkü böbrek üstü bezi hasarlanmıştır. Hasarlanmış olduğu için ACTH böbrek üstü bezini daha çok çalıştırmak için bu daha çok üretilir. Şimdi hocam 39. slide'a gitmemiz mümkün mü? 39'a gideriz hocam. Evet. Evet. Şimdi arkadaşlar kortikotirotroplardan salınan ondan sonra bir prekürsör vardı. Buna POMC diyorduk. POMC. POMC ondan sonra ACTH'i oluşturuyordu. Fakat bununla birlikte şimdi bu klinik tablo ile ilişkili olan MSH'i de oluşturuyor. Yani eğer siz kortizon miktarı azsa daha çok ACTH üretilirken aynı zamanda daha çok MSH da üretilecek. Yani ne olacak? MSH bu deride ondan sonra işte melanositleri uyaracak ve derinin rengi
daha koyulaşacak. Şimdi hocam tekrardan 99'a gidebilir miyiz? Tabii hocam ben. Şimdi o arkadaşlar, şimdi burada görmüş olduğunuz gibi eğer hastanızda birdenbire renk koyulaşmaya başlarsa, bu rengin koyulaşmasının sebebi ondan sonra hipofizdeki ona ACTH stimülasyonu olabilir tabii. Yani aslında demin anlattığım gibi, yani ACTH'ın doğrudan derinin rengin etkisi yok ama ACTH'ın bir öncülüğü aynı zamanda MSH'ı da oluşturduğu için Addison hastalığında hiperpigmentasyon olur. Hiperpigmentasyonun sebebi ACTH değildir. ACTH ile birlikte MSH'ın fazla miktarda salınmasıdır. Bu da aklınızda olsun. Hocam, hocam kliniklere evet, siz devam edin. Şimdi arkadaşlar, şimdi bu neyi anlattık? Az çalışmasını anlattık. Şimdi çok çalışmasını anlatacağız. Arkadaşlar, çok çalışmasının sebebi ne olur? Hipofizde eğer bir tümör olursa çok fazla ACTH salınır. Çok fazla ACTH salınınca o zaman böbrek üstü bezi çok fazla çalışır. Buna arkadaşlar Cushing sendromu deniyor. Yani aslında Cushing sendromu kendisini, etkisini böbrek üstü bezinin, korteksinin çok fazla çalışması sonucunda ortaya çıkartır. Fakat asıl sebep hipofiz tümörüdür. Klinikte gördüğümüz bu nedir arkadaşlar? Çok fazla steroid ondan sonra işte üretilmesiyle birlikte bu ne olur? Miksödem olur. Bu arkadaşlar aynı zamanda şu size anlattığım nokta kortizon alan hastalarda da olur. Miksödem olur. Ondan sonra şurada sırtın üstünü bir işaret ederseniz, ha. Ondan sonra burada deve hörgücü denen böyle bir şey olur. Böyle bir yağ birikmesi ve ödem arası bir şey olur. Ondan sonra seks steroidlerinin fazla çalışması sebebiyle, ondan sonra işte kadınlarda kıllanma çok artar. Erkeklerde eğer bu olursa, ondan sonra erkeklerde impotans olur. Aynı zamanda testosteron çok artması sebebiyle kadınlarda amenöre, yani adet bozuklukları olur. Hocam bir sonraki slide'a geçebilir miyiz? Şimdi arkadaşlar burada işte Cushing hastalığı anlatılıyor. Ondan sonra yüz arkadaşlar şişer. Bu yağ birikmesi değil de buna mix ödem de deniyor. Ondan sonra bu sırtta deve hörgücü ya da işte bufalo hörgücü bu deniyor. Ondan sonra çok fazla kortizonun salınması aynı zamanda kas kaybına da sebep olduğu için ondan sonra kaslarda incelme izleniyor. Hocam bundan sonraki slide. Adrenogenital sendrom ne arkadaşlar? Bu defa tümör hipofizde değil, böbrek üstü bezinde olabilir. Ondan sonra böbrek üstü bezindeki tümör sebebiyle ondan sonra özellikle seks hormonlarının fazla salınması, ondan sonra işte kıllanmaya ve diğer olaylara sebep olur. Bundan sonraki slide. Addison hastalığı bu neydi? Bu da arkadaşlar Addison hastalığı böbrek üstü bezinin hipofonksiyonuydu. Hipofonksiyon olunca bu ne oluyordu? Ondan sonra hipotansiyon oluyordu. Çünkü zona glomeruloza efektif çalışmıyordu. Ondan sonra ACTH ile birlikte aslında bu doğrudan ACTH'in artması değil ama ondan sonra POMC'un artması bu sebebiyle MSH arttığı için hiperpigmentasyon oluyor. Evet, bundan sonraki slide. Hipotalamus hipofiz kontrolü. Hocam burada siz evet. Anlatırsınız. Evet, hipotalamus hipofiz kontrolü aslında ben buradan anlatacağım sizlere arkadaşlar. Hipotalamustan gelen mesela hormonlar hipotalamus etki ediyor. CRH'i ortaya çıkarıyor. CRH gelip adenohipofizdeki bazofilik hücreleri etki ederek ACTH salınımını arttırıyor. Bu da gelip adrenal korteksi etki ediyor. Bu çok fazla veya
devamlı streslerde eğer bu çok miktarda stres alıyorsak ve bu yolak hep devamlı aktifse o zaman böbreklerden mesela su alımı veya sodyum alımını artar, kan hacmi artar, kan basıncı artar, protein ve yağların glukoza çevrimi artar ve kan glukozu düşer, artar ve immün sistem suppress olur, düşer, immün sistem baskılanır. Bu şekilde eğer uzun süreli bir stres varsa böyle olur. Ama kısa süreli ani bir stres durumunda bu yolak değil, ani bir stres durumunda aslında sinirsel uyarı ile preganglionik sinaptik fibrillerden gelen uyarılar adrenal medullayı uyarır. Adrenal medulla uyarıldığı zaman da katekolaminler, epinefrin ve norepinefrin artar. Bu durumlarda aniden mesela bir stres yaşıyorsunuz, görüyorsunuz orada mesela kalp atım hızı artar, kan basıncı artar, bronşlar böyle dilate olur, böyle nefes alma miktarı artar. Ondan sonra glikojen glukoza çevrilir karaciğerlerde ve kana verilir. Kanda glukoz miktarı artar. Kan akımı değişir. Kan akımı değişir ne demek? Mesela gereksiz organlara kan akımı durdurulur veya azalır. Mesela mideye, ondan sonra üriner sisteme ve gerekli organlara kan akımı artar. Mesela beyine kan akımı artar, kalbe kan akımı artar ve metabolik hız artar. Bu şekilde. Medullaya geliyoruz arkadaşlar. Hocam bir yaklaşık 10 tane falan slide var, 7 tane. Acaba devam edelim mi yoksa ara mı verelim? Hocam bence şunu biz bir halledelim. Bunu bitirelim. Videoda peki. Hepsi birden olsun. Tamam. Arkadaşlar medulladan bahsetmiştik. Burada norepinefrin ve epinefrin salgılayan hücrelerimiz var. Genel yapısında bunlar var. Bunlara ek olarak bağ doksu hücreleri vardır. Kan damarları vardır, bu şekilde görüyorsunuz. Sinir sonlanmaları ve ganglion hücrelerini burada görebilirsiniz. Kromafin hücreleri aslında noral krista kökenli oldukları için modifiye postganglioner nöronlar olarak da geçiyor. Kromafin reaksiyonu gösterirler kromafin hücreleri. Bu kromafin reaksiyonunda potasyum dikarbonat, dikromat içeren fiksatifler kullandığımız zaman, tespit ettiğimiz zaman bunlarla kromafin reaksiyonunu görebiliyoruz ve hücrelerin içinde kahverengi bir boya ortaya çıkıyor. Adrenal medullada epinefrin ve norepinefrin salgılanır. Epinefrin kalp ve metabolik aktiviteleri arttırır. Norepinefrin ise periferdeki vazokonstriksiyona ve kan basıncı artımı konusunda etkilidir arkadaşlar. İki farklı görevleri vardır. Epinefrin ve norepinefrin üreten hücreler aslında tirozini alıp dopaya, ondan sonra dopamine çevirip norepinefrin üretiyorlar. Daha sonra hücre içinde bunu ya epinefrine çeviriyorlar veya norepinefrin olarak salgılıyorlar. Hücrelerin %80'i epinefrin salgılarlar. %20'si ise norepinefrin salgılarlar. Bakın arkadaşlar, burada yine kümeler halinde görüyorsunuz bu hücreleri. Aralarında şu boşluklarda sinüzoidler olarak gözüküyor. Epinefrin granüllerinin özellikleri şöyle küçük küçük olmasıdır. Epinefrin granülleri küçük ve fazla olarak gözüküyor. Norepinefrin granülleri ise biraz daha büyük gözüküyorlar. Boyamalarda genelde granül olarak epinefrinler daha ziyade gözüküyor. Medulladaki histofizyoloji aslında bunlar postganglionel sembatik nöronlar olduğu için salgı aktiviteleri de nöronal uyarılar tarafından kontrol ediliyor. Arka hipotalamustan gelen splanknik sinirler impulsları medullaya getiriyor. Buradan da bu impulslar sonucu epinefrin veya norepinefrin miktarı artabiliyor. Normal şartlarda işte %25 norepinefrin, %75 veya %80 epinefrin salgılayan hücreler vardır. Arkadaşlar, norepinefrin genelde heyecanlı durumlarda salgılanıyor. Eğer ağrı veya hipoglisemi gibi bir durum varsa veya
mesela çok yoğun bir korku veya stres durumu varsa o zaman epinefrin salgılanıyor. Çok ani korku ve stres durumlarında epinefrin miktarı artar ve burada mücadele et veya ortadan kaç. Fight or flight cevabı olarak ortaya çıkar ve vücutta bir takım değişikliklere neden oluyor. Vücut kendini savunmaya alır. Adrenal medullada epinefrin ve norepinefrin salgılayan kromafin hücreler vardır. Bu hormonlar epinefrin ve norepinefrin kan şekerini arttırır. Kan damarlarını kasar, kalbin hızlı artmasına sebep olur ve kanın mesela iskelet kaslarına, kalbe ve beyine gitmesine neden olur. Neden bunlara gidecek? Çünkü bir savunma mekanizması veya bir kaçış mekanizması yapacaktır. Kaslara ihtiyacımız var. Kalbe ve beyine, beynin çalışmasına ihtiyacımız var. Ama burada midenin çalışmasına ihtiyacı yok. Üriner sistemin çalışmasına ihtiyacı yoktur. O zaman onlara, yani mideye, mesela üriner sisteme kan akımını azaltır. Diğer gereken organlara kan akımını arttırır arkadaşlar. Epinefrin ve norepinefrin salgılayan hücreler aslında hepsi histokimyasal boyamalarla veya elektron mikroskopi görüntülerinde birbirlerinden ayırt edilirler. İşte %80 epinefrin, %20 norepinefrin salgılayan hücrelerde. Bunlar işte elektron mikroskopunda granüllerinden birbirlerinden ayırt edebiliyoruz. Mesela sitoplazmalarında oldukça bol miktarda granüller, endoplazma retikulumu, mitokondriyonları vardır, Golgi aparatları vardır. Epinefrin hücrelerindeki salgı granülleri dediğim gibi homojendirler, küçüktürler, zayıf boyama gösterirler. Norepinefrin hücreleri ise salgı granülleri daha yoğundur, daha büyük bir görüntüye sahiptirler. Bu şekilde birbirlerinden ayırt ediliyor ve medulla hücrelerinde epinefrin ve norepinefrine ilaveten ATP ve kromograninler de bulunur. Bunlar ne yapıyor? Bunlar da mesela medullaya salgılandığı zaman epinefrin veya norepinefrin, bunlarla beraber kromograninler de egzositozla kan damarlarına salınıyor arkadaşlar. Evet, adrenal bezle ilgili konuşacaklarımız bu kadar. Sinan Hocam, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok hocam, elinize sağlık. Çok teşekkürler. Arkadaşlar, bir 10 dakikalık bir ara veriyoruz. Ondan sonra diğer yapılarla devam hocam, edeceğiz. Hocam, kaydetmeyi unutmayın da. Evet, kaydı durdurdum. Teşekkür.